Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün 50 milyon abone plaketi hakkında konuşacağız. 50 milyon abone plaketi. Hepimiz burada YouTuber'lara ödül olarak verilen plaketler olduğunu biliyorduk. 100 bin abone plaketi, 1 milyon abone plaketi ve 10 milyon abone plaketi. Peki 50 milyon abone plaketi kime verilecek ki? Geçen hafta PewDiePie bir video paylaşmıştı. D-Robbie Play Button YouTube 50 Million Subscriber Reward Unbox diye bir video paylaşmıştı PewDiePie. Bu videoda 50 milyon aboneye özel bir Play Button aldığını söylemişti. Ve Play Button'da kendi logosu var. Bros logosu var, yani kardeşler logosu var. Ve bu videoyu dünyadaki tüm YouTuber'lar imrenerek ve kıskanarak izlemiştir kesin. Çünkü ben öyle izledim. Şimdi bir dakika, bir sayım yapacağım. Dur. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve eğer henüz videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yolda 10 bin dolar para bulur. Şimdi Social Blade'deyiz. Burada kaç tane 10 milyon aboneyi geçmiş kanal olduğunu ve kaç tane kanalında 10 milyon aboneye yaklaştığını göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi neredeyse 1 milyon aboneden az kalmış hepsinde. Bayağı bir kanal var, 20 tane var. Onların dışında saymaya başlayalım. Bir saniye, 79'dan 1'e kadar. Yani 79 tane kanal var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. YouTube'un kendi kanallarını saymayacağız. 7. Evet, 7 kanalı çıkarırsak 72 tane kanal şu anda Diamond Play Button'a, yani 10 milyon abone plaketine sahip. Ama tüm dünyada sadece 51 milyondan fazla aboneyle PewDiePie sahip 50 milyon abone plaketine. Ve gerçekten çok güzel bir plaket. Harika, hani gelin videosunu izleyelim, öyle anlarsınız zaten. 50 milyon aboneye olduğu için tebrikler mesajıyla beraber yollamışlar bu plaketi PewDiePie'ye. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? PewDiePie logosunun üstünde Bros işareti. Hani bu da demek oluyor ki tüm YouTuber'lar, 50 milyon aboneye ulaşan tüm YouTuber'lar kendine özel bir Play Button tasarımı alacaklar. Ve bu güzel bir şey, çok güzel bir şey. Hani herkesin kendine özel bir Play Button'u olması, herkesin kendine özel bir şey olması çok güzel. Ama önümüzdeki 3-4 yıl boyunca 50 milyon aboneye ulaşabilecek 5 taneden fazla kanal bile yok şu anda görünüşe göre. 50 milyona en yakın olan kanal Holosoy German ve onun da 30 milyon abonesi var henüz. Dediğim gibi bu Movies, News, Sports, Gaming, Music veya bu YouTube Spotlight'ı saymıyoruz. Çünkü onlar YouTube'un kendi kanalları. Ve evet, yanında da küçük küçük yolluyorlar Robbie Play Button'ı. Hani küçük Robbie Play Button'lar yolluyorlar PewDiePie'a özel. PewDiePie de diyor ki beni en baştan beri en çok destekleyen takipçilerime bu Play Button'ı vereceğim diyor. Bu küçük Robbie Play Button'ları vereceğim diyor. Ve gelenlerin birkaç tanesinde çekiliş yapacağını söylüyor. Kral adamsın be. Ama benim dikkatimi Play Button'dan daha çok YouTube'un yeni kutusu çekti. Çok güzel. Bakın benimkini göstereyim bir dakika. Anne! Anne, bunun kutusu nerede? Ne? 100 bin abonenin kutusu. Kürşat, işte şu. Hangisi? Şu. Ha, bunun içinde mi? Bu kutusu zaten onun. Ben sana diyorum ki ben de şeyini almıyorum, odamda ara. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim, kabul olmuyor. Özür dilerim, yapandan gıcık kapıyorum dedim sana. O zaman özür dilemeden yapacağım. Tamam. Yani bir de çekeceğim. Aile içi şiddete maruz kalıyorum ben her seferinde. Evet, 100 bin aboneye özel benim kutum buydu. Plaketin geldiği kutu buydu. Ve plaket de buydu, bakın. Evet, bu da benim 100 bin abone plaketim. Çok güzel be. Hani geçmişim 1 milyonu, 10 milyonu, 50 milyonu. Bu bile bana yetiyor lan. Şurada YouTube logosu ve altında benim ismim var. Neyse, şimdi videoya devam edelim. Dediğim gibi en eski ve en aktif subscriberlarına verecekmiş. Şimdi burada gördüğünüz gibi Robbie Play Button'ı var artık PewDiePie'in ve bakın, ah pardon. Şimdi ne yapacak bakın. 10 milyon abone plaketini de tuvalete atıp üstüne sifon çekiyor. Oğlum çok komiksin be. Tamam, neyse. Şimdi Robbie Play Button'la ilgili, PewDiePie'la ilgili gerekli açıklamaları yaptığımıza göre şimdi Robbie Play Button'ı
yakın zamanda alması gereken ya da alması beklenen YouTuber'lardan bahsedeceğim. Az önce de bahsettiğim gibi 2011'den beri YouTube'da olan Hola Soyger... Aa ne oluyor ya? Az önce de bahsettiğim gibi 2011'den beri YouTube'da olan Hola Soygerman, yani Türkçe'de Merhaba ben Almanım diye bir tane kanal var. Bu kanalı ben anlamıyorum. Bu kanal ayda 40 milyon izleniyor. Ama attığı video sayısına bakın. Nerede? Hani dedim ya bu adam 40 milyon izlenmiş bu ay diye. Bu adam bir yıl içinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 12-13 tane video atmış adam bir yıl içinde. Ve bir aydır video atmamış. Bir ay öncesinde attığı videodan önceki videoda 3 ay önce. Ve bu adam aylık net 40 milyon izleniyor. Hatta bu da düşüş zamanları, bak 50 milyon 60 milyondan düşmüş. Ve sekmeden her zaman 300 bin, 400 bin, 500 bin, 300 bin, 400 bin, 500 bin abone alıyor aylık. Hani eğer Hola Soygerman bu istatistiklerle devam ederse 4 yıla kadar da kendi de bir tane Rabi Play Button alabilecek dereceye gelecek Hola Soygerman'da. Ve Hola Soygerman'dan sonra Türkiye'de değil, pardon, Hola Soygerman'dan sonra dünyadaki en çok 3. aboneye sahip kanalda PewDiePie. Justin Bieber en çok aboneye sahip 3. kanal Justin Bieber. Ve Justin Bieber ayda 400 milyona yakın izleniyor. Bak 370 milyon, ve bu düşüş hali. Dediğim gibi 400 milyonlara falan çıktı. Hatta bu soruyu attığı zamanlar 1 milyara yaklaşmıştı. Sorunun klibini paylaştığı zamanlarda. Sonra yavaş yavaş düşmeye başladı ve düşmüş hali bile dünyanın en çok izlenen kanallarından biri olmasını sağlıyor. Ve şu anda dünyanın en çok izlenen 2. kanalı. 13 milyar 779 milyon izlenmiş ve PewDiePie 14 milyar 105 milyon izlenmiş. Yani Justin Bieber PewDiePie'yi geçmek üzere. Eğer böyle izlenmeye Justin Bieber devam ederse ve eğer PewDiePie de bu kaptığı ivmeyi, bu aylık 300 milyon izlenmeyi kaybetmezse Justin Bieber PewDiePie'yi geçemeyecek. Ama hani bu her ay 300 milyon ve Justin Bieber her ay 370 milyon izlenmeye devam ederse belli bir süre sonra tabii ki de geçecek. Çünkü arada fark var, izlenme farkı. Hani yeni bir şarkı patlatırsa Justin Bieber, geçmiş olsun. PewDiePie artık dünyanın en çok aboneli ve en çok izlenmiş kanalı olmaktan çıkacak. Ve Justin Bieber'dan sonra en çok aboneye sahip 4. kanalda Rihanna Vivo. Rihanna Vivo'nun aylık olarak 155 milyon düşmüş halde izlenmesi var. 200 milyondan düşmüş bu da. 300 milyonları görmüş. Aa, Rihanna zamanında video silmiş lan. Rihanna niye video siliyor ki? Şu anda Rihanna'nın aldığı aylık abone çok az. O yüzden hani yakın bir zamanda Rabi Play Button'ı alamayacak Rihanna. Ama böyle devam ederse yaklaşık 6-7 yıl sonra Rihanna da bir tane Rabi Play Button alacak kendine. Rihanna'dan sonra benim çocukluğumda izlediğim bir kanal var. Smosh diye bir tane kanal. Ben Smosh'u yemin ederim küçücük çocukken izlerdim. Hani 2009 yılında falan ben Smosh'u izliyordum. O zamanlar hani If Pokemon Were Real Life diye bir tane serileri var. Pokemon gerçek hayatta olsaydı veya Food Battles yapıyorlar her yıl ve gelecek hafta yapacaklar bir tane daha. Ben bu kanalı dünyada en çok sevdiğim kanal olarak ilan edebilirdim. Ta ki bu adamlar birazcık işlerini bozana kadar. Hani büyüdüler, tarzları değişti, görünüşleri değişti. Eski Anthony ve eski Ian yoktu artık karşımızda. Hani bu elemanın ismi Ian Hexok diye, Hexok diye okunuyor soyadı herhalde. Bu da Anthony Padilla diye bir tane abimiz. Gerçekten çok seviyorum bu kanalı. Hani gerçekten çocukluğumda ve YouTube'a başlamamdaki en büyük etkenler. Biz YouTube'a Ekin'le beraber güncel olarak başladığımızda Smosh tarzı videolar yaparak başlamıştık. Ve bizim YouTube'a başlayışımız da Smosh tarzı videolarla olmuştu. Sonradan PewDiePie tarzı videolara dönmüştük. Ama asla unutmayacağım bir şey varsa o da Smosh'tur yani. Smosh'u gerçekten çok seviyorum. Ama gerçekten bozdular son zamanlarda. Ve abone kaybedip duruyorlar. 22 milyon aboneli bir kanala sahipsin. 22,5 milyon aboneli. Ve abonelerini kaybediyorsun. Ve son zamanlarda hani o kadar düşüşe geçtiler ki clickbait yapmaya başladılar. Ben Smosh'un İlk kez bu türden bir clickbait yaptığını gördüm ve üzüldüm. Hani 22,5 milyon aboneyle bir kanala sahipsin ve clickbait yapmak zorunda hissediyorsun. Hani bir şeyler için geçmiş artık demek oluyor. Hani bayağı bir konuştum çünkü çok duygusalım bu konuda. Smosh. Çok seviyorum Smosh'u ya. Neyse, dediğim gibi Smosh eğer bu abone hızıyla devam ederse 20 yıl belki 30 yıl sonra bile Play Button alamayacak. Eğer kendilerini düzeltmezlerse. Burada da Elboris OMG diye bir tane kanal var. Bu kanalı da ben çok seviyorum. Bu kanal da çok iyi izlenen bir kanal. 121 milyon aylık izlenmesi ve 500 milyon aylık abonesi var. Şu anda 22 milyon abone olduğunu sayarsak ve ayda 500 bin abone alırsa, yok 50 ay sonra 50 milyon abone olmuş olacak. 50 ay sonra, ve bu da yaklaşık olarak 4 yıldan fazla bir süre ediyor. Hani aylık 500 milyon abone, 500 bin abone alırsa, ben niye 500 milyon deyip duruyorum lan? Aylık 500 bin abone almaya devam ederse 4 yıl sonra 50 milyon abone plaketini alacak eline. Ve burada arka arkaya dünyanın en büyük kanallarından, en çok aboneye sahip kanallarından ve 20 milyon aboneye geçip
sayılı kanal arasında en altta One Direction, Taylor Swift ve Eminem ve Katy Perry var. Bu kanallar en çok izlenmiş kanallar ve en çok aboneye sahip kanallar arasında yer alıyor. Ve 20 milyonu geçmiş Vivo kanallarından. Ve bu kanallar sayesinde dünyadaki kanalların, hani hakiki YouTuberların sıralaması geriye düşüyor ve kötü bir şey bu. Abo! PewDiePie'yi Justin Bieber'ın geçmesine gerek kalmayacak. Bu kanal ne? İlk kez görüyorum bunu. 800 milyon izleniyor aylık. T-Series diye bir tane kanal var. Şarkı kanalı herhalde. Bizim Netday Müzik gibi. Ve 800 milyon izlenmiş bu ay. Ve 13 milyar izlenmesi var. 2 aya kadar PewDiePie'yi geçecek kanal. Yok artık. Bu nasıl bir kanal be? Abi PewDiePie gitti, bitti. Dünyada Social Blade birincisi olarak şimdi bu kanal var. Bundan önce Netday Müzik vardı. Ülkemizi ve dünyada bizi temsil eden kanal. Dördüncü sırada şu anda. Social Blade'de YouTube sıralamasında hani en güzel, en hızlı büyüyen falan bütün istatistikleri sayarsak kanallardan bir tanesi. Ve dünyanın direkt sıralama olarak en çok izlenen 6. kanalına sahibiz ülke olarak ve bu gurur verici bir şey. Ama abici bittim PewDiePie ya. Gelecek ay ve ondan sonraki ay bitiyor PewDiePie. Birinciliği gidiyor. İkinci sıraya düşecek. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi 50 milyon aboneye özel de bir plaket çıktığını PewDiePie sayesinde öğrendik, görmüş olduk. Ben videoyu yaparken eğlendim. Video bayağı sardı beni yaparken. Şimdi montajlarken bayağı uğraştıracak beni. Ama olsun. Ve size tekrardan bunun için teşekkür etmek istiyorum. 100 bin abone için ve bu plaketi almamı sağladığınız için, kırıyordum lan. Ve bu plaketi almamı sağladığınız için size teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. Hani sizi ne kadar sevdiğimi söylesem boştur. Çünkü bunu kelimelere sığdıramayacağım kadar çok hissediyorum içimde. Ve gerçekten her birinizi ayrı seviyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Neyse. Şimdi motivasyonlu bir video çıkışı yapacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna yumruk atmayı unutmayın. Ve henüz kanalıma abone değilseniz gidip abone ol butonuna tıklamayı da unutmayın. Sizi çok sevdiğimi ve her zaman yanınızda olacağımı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.